Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Hoş Transgörünümlü bulduk. günlerinde, evet Seyhan Hanım, siz de hoş geldiniz. Ay bir dakika, ben üstüme alındım, bu o olmamış. Bunu kesip atacak mı? Kesip atma, dur baştan. Ben şimdi başlandırıyorum, sen baştan gir ama öncesinde koy. Tamam. Evet, hoş geldiniz transgörünürlük günlerinde. Bugün oyuncu Seyhan Arman'ı ağırlıyoruz. Böyle bir alkışlar yollayalım ona, tek kişi. Şimdi aslında biz daha önceden görüştük. Bazı röportajlar yaptık, canlı yayınlar da yaptık. Fakat bu haftada biraz daha aslında bu hem yolculuktan gidelim hem geçmişten gelelim istiyorum. Çünkü daha önce yaptığımız röportajlara falan da baktım, hem yazılı hem canlı yayında. Böyle hafif goy goy falan da yapmışız. Ama böyle açıkçası çok aktivizm yolculuğunu çok fazla konuşmamışız. Biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü... Ama benim aktivizm yolculuğum goy goy zaten. Yani Tamam. Benden goy goysuz bir şey çıkmaz. Hanımefendi olamıyorum ben. Biraz sağ olsun Mademoiselle Coco beni hanımefendileştirdi. Eski aktivistler bilirler o tekne partisi yaptığımız zamanlardan nasıl bir zırıl olduğumu. Bütün o enerjimi Mademoiselle Coco ile attığım için arada böyle hanımefendiymiş gibi de oluyorum. O olduğum zamanlarda olmaya çalışayım. Tamam. Adana'dan bir İstanbul'a geliş var. Zaten hani çocukluk hikayelerini falan daha önce de konuşmuştuk. Birçok insan biliyor. Hatta YouTube'da da pek çok programda da görebilirler. İşte Soramazsın. Katarsis mesela çok güzel bir yayın olmuş. O da orada da görebilirler. Ben biraz aslında daha çok ne zaman politize olmaya başladım o konuya biraz girmek istiyorum. Yani İstanbul'a geldikten sonra olmuştur diye düşünüyorum. Ben böyle çok erken aymış birisiyim. Bunu bir başarı hikayesi gibi söylemiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum ama ben bayağı böyle ilkokula falan daha gitmeden kendimi farklı hissedip, Küründen Kabare'de anlattığım o kısım mesela doğrudur. Kendimi okey böyleysem tamam deyip kabul etmişim. Çünkü benim genel olarak savunma mekanizmam böyle işte. Mesela şu an buradayız. Az önce tek yastık vardı arkama. Baktım böyle çok rahat etmeyeceğim. Bir saatte konuşacağız. İkinci yastığı da koydum. Ama o ikinci yastık olmasa hiç rahatsız olmam. Hatta o ilk yastık da olmasa rahatsız olmam. Ama varsa durumu değerlendiririm. O ortamda kendimi en iyi nasıl rahat ettirebilirim gibi bir savunma mekanizmam var. O yüzden de kendimi eksikli, gedikli, farklı ya da bir şey negatif bir yerde hissettiğimde hemen o duruma alışıp hemen onun üstesinden nasıl gelebilirime bakıyorum. Gelemiyorsam da çok da umursamıyorum açıkçası. O yüzden benim sürecim çok erken yaşta başladı. Hani kendimi kabul etmem. Evet, bugünkü gibi transgenderlık bilgisi, işte belirli çatı terimleri bilme vesaire, bu tarz şey, tanımlamaları doğru yapabilme bilgim yoktu. Hiçbirimizin yoktu zaten. Adımı koymadan kendimi çok erken yaşta kabul ettiğim için, belki de kendimi sevdiğim için, bilmiyorum onun nasıl bir resmi açıklaması var. Çok öyle şey olmadı. Yani benim politize olmam da çok erken yaşlarda oldu. Hani ben politize olmayı şeyden pay biçiyorum. Yani kendini savunmak, olduğu durumları savunmak, hakkını aramak gibi şeylerse benim çok çok erken yaşlarda oldu yani. Derneklerle buluşman nasıl oldu? Yani bu işin aslında aktivizmi oradan, onların üstünden yapılır mı dedin? Yoksa kendi bireysel çabalarında oldu mu bu anlamda? Yok, yani 40 yaşındayım, 20 yıl Adana'da yaşadım, 20 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a geldikten sonra derneklerle tanıştım. Hiç böyle ay bu iş olacaksa derneklerle olacak diye düşünmedim. Zaten böyle bir matematik de yapmadım. Zaten kendi kendime yaptığım bir aktivizm vardı. Hala da onu yapıyorum. Kendi inandığım şeyler var. Sorunlarla baş etme, çabalama yöntemlerim var. Bunu kullanıyorum. Genel itibariyle de böyle bir organizasyon yapmak yeteneğim ya da sevdam olduğu için de kendimle birlikte başka insanları da bu organizasyonlara dahil ediyorum. Bu işte küçük bir doğum günü partisi de olabilir, yürüyüş organize etmek de olabilir, bir sanatsal gösteri de olabilir. Fark etmez. Her şey için böyle bir durum vardı. Tam olarak
Kaos GL dergisini biliyordum Adana'da olduğum zaman. Hiç alıp okumamıştım, bilmem nerede satılıyor diye biliyordum ama Ankara'ya gidip geldiğim dönemlerden biliyorum. O dönemde işte Kaos GL'ye bir kere gittim galiba. Ama ben daha çok böyle trans ablalarımla takıldığım için transları da Kaos GL'ye almıyorlardı. Bunu gülüyorum. Sonradan çok böyle laf soktum onlara çünkü sürekli ısıtıyormuş gibi olmasın. Bir takım şeyler vardı. Translar çok oraya gitmezdi. Atıyorum Pembe Hayat'ın bir trans derneği olması gibi bir durum yoktu. Gerçi Türkiye'deki bütün dernekler öyleydi. Sonra İstanbul'a geldikten sonra Lambda ile ilk tanıştım. Çok fazla Lambda'dan kovuldum falan, böyle resmi olmasa da. Daha çok işte gaylere yönelik yerlerdi. Gayler için bir takım şeyler, çalışmalar yapılıyordu. Biz de işte kenar süsüydük. Biz de derken zaten çok kişi yoktu. Benim etrafımda zaten kimse yoktu. Bir iki kişi vardı. Arkadaşlarımı dahil etmeye çalışıyordum falan ama böyle yok, partilerden kovuluyorduk. Bir şeyler oluyordu. Hani ay defolun sizi almıyoruz demiyorlardı ama biz mesela o zaman politik olarak kimlik göstermiyorduk translar. Mavi ya da pembe fark etmez. Şimdiki gibi böyle bir popülerlik olmamıştı ameliyat olmak ya da işte pembe kimlik üzerinden bir takım şeyler. Bizim kimlik o kadar çok umurumuzda değildi ama şöyle bir kafadaydık biz, hani kadınız ya da transız nasıl adlandırıyorduysak işte o zaman bu kimliği kabul etmiyoruz falan diye böyle bir şeyimiz, agresif bir yerden yaklaşıyorduk ve kimlik göstermiyorduk. Ben hep taşırım kimliğim oldu bitti ama böyle bir partide öyle olmuştu, bir Pride partisinde kimlik istediler bizden girişte de, çok anlatmışımdır kısa keseyim. Biz de göstermedik, arkadaşlarımı da götürmüştüm, hatta arkadaşlarımın parasını da ben ödeyecektim. Aman sırf translar da gelsin burada görünsünler falan gibi. Sonra bizi almadılar, biz de kimlik göstermedik benim yanımda kimliğim olmasına rağmen. Polisi bahane ettiler, polis gelirse işte kimlik sorar. Ben dedim ki polis gelir kimlik sorarsa bu özel bir parti, beni alır götürür, sana ne yani, sen mekanı kiralamışsın, kapıdaki güvenlik. Sonra bir iki aktivist arkadaşımızı çağırdık, onlar bizi böyle tınlamadı, geri kapıdan döndük falan. Böyle çok şeyler oldu. Ya da ne bileyim işte Pride yürüyüşlerine ilk katıldığımda beni orada görmek istemediğini, trans kimliğim üzerinden ama Seyhan nefreti üstünden değil, trans üzerinden orada görmek istemediğini söyleyen üniversiteli gay oluşumu da toplanmış arkadaşlarımız vardı. Sonra ben ilk defa gururla söylüyorum ki Türkiye'deki ilk drag queen, yürüyüşe katılan ilk drag queen benim. Hı hı. Ama ben politik bilinçten Stonewall'da drag queenler ilk taşı fırlattı falan gibi şeyler bilmiyorum. Kendi heveslerim üzerinden yapıyorum bunu. Ama o zaman da eleştiri getirdiler. İşte Seyhan da yürüyüşün içini boşaltıyor falan filan diye. Bir de böyle kendilerini çok bilmiş, kaliteli, işte üniversite okuyan falan diye böyle kodluyorlardı. Ay neydi o grubun adı? Legato. Sonra yok olup gittiler tabii ki hak ettikleri şekilde. Halbuki hiçbir şey bilmiyorlarmış. Yani sen o yürüyüşün Pride'in nereden çıktığını önce bil. Çok bilmiş üniversiteli gay arkadaşım. Drag Queen'lerin orada nasıl bir yerde kendini var ettiğini bil. Sonra gel bana şey yap. İşte hepimizin böyle bilmeyerek başladığı şeylerdi. Tekne partileri falanlar filanlar. Bir yandan böyle transfobi vardı ama bir yandan da çok birliktik. İşte Ayılar mesela grubu vardı. Onlar Bahar Ankara falan gibi şeyler de yaparlardı. Biz böyle çok birliktik ya. Çok tatlı günlerdi. Gerçekten mücadele ediyorduk. Bir şey olduğunda böyle toplanmak gerektiğinde, bir şeyin mücadelesini vermek gerektiğinde falan birlik olabildiğimiz, hani birbirimizi yesek bile hemen birlik olabildiğimiz güzel zamanlardı. Ki zaten şimdiki insanlar da onun meyvesini yiyor. Bizim o çabalarımızın meyvesini yiyor. O yüzden hani politize olma dediğin şey öyleyse, ben Lambda İstanbul'la başladım ve Lambda İstanbul benim için çok değerli bir yerdedir. Çok bir şey yapmıyor şu anda. Arada belirli toplantılar yapıyor. Ama Lambda'nın orada olduğunu biliyor olmak bile beni rahatlatıyor. Belki benim artık Seyhan Arman olarak şu anda Lambda'ya, Kaos'a bilmem kime belki ihtiyacım yoktur. Ama biliyorum ki orada bir dernek olduğunu bilmek, istediğinde gidip akran dayanışmasına çok inanıyorum çünkü ben. Gidip orada akranlarınla bir arada olmak çok önemli olduğu için belki şimdi çoğu kişi o pazar toplantılarına falan burun kıvırıyor olabilir. Ama o çok değerli bir şeydi ve hep yaşasın isterim yani Lambda ve bütün şeyler, örgütler. Legato hariç diye ben. Öyle bir ayrım yaptım diyorsun. Legato'dan daha kötüleri geldi. Sonra neler oldu neler. Legato'yu beğenmezken meğersem
O sıtmaymış. Sonradan ölümü gösterdiler bize aktivizm camiasında. Onların da bir gerekliliği vardır dedim. Yani hani negatif bir yerden aksalardı durumu, sonuçta tartışma yaratıldı. İşte ben de oradan kovulmuş oldum. Ay, derneklerden bile kovuluyorum. Beni de istemiyorlar deyip feveranlar çıkardım. Ve aslında LGBT'yi örgütlerin içinde de transların öteki olduğu çıkarımını yaptım ve onun üstünden belirli mücadeleler verdim. Belki de işe yaramıştır, tetikleyici olmuştur bu anlamda. O yüzden şaka yapıyorum yani, ay iyi ki yoklar falan derken, olurlarsa olsunlar. Çünkü hepimiz başka başka renkler olduğumuz için ben bu tarz şeylere çok katılmıyorum. Böyle şimdi dayatılıyor, bir tane aktivizm şekli varmış ve herkes onu yapmak zorundaymış. Öyle konuşmak zorunda ve öyle olmak zorunda. Öyle bir şey yok. Hepimiz başka renklerdeyiz, hepimiz başka düşüncelerdeyiz, hepimiz başka kültürlerden geliyoruz, hepimizin başka birikimleri var. Aynı olaya başka başka yaklaşabiliriz. O yüzden bence bu anlamdaki bütün örgütlenmeler çok değerli. Ciddi söylüyorum bunu. Kızdığım örgütler dahil. Ama ben böyle bir 10 yılda, yani muhtemelen sizin çabalarınızla diye düşünüyorum. Bunu hani ötekileştirildik diyen insanların çabalarıyla diye düşünüyorum. Özellikle hani bu harekette transların görünürlüğü daha çoğaldı diye düşünüyorum aslında. Örgütlü mücadeleye dahil olduk. Translar bir kere kendileriyle barıştılar. Önümüzde benim jenerasyonum için söylüyorum, tek örnek vardı, tek yapabileceğimiz şey vardı. Sonra o tek yapabileceğimiz şeylerden farklı farklı sesler çıktı. Siyaset anlamında, sanat anlamında, iş anlamında daha görünür translar olmaya başladığı için bizden sonra gelen jenerasyon da kendisi olabildi. Önceden biz kendimiz olamıyorduk. Bir tane prototip vardı, o olmalıydı ya da olamıyordun gibi bir durum vardı. Şimdi herkes kendisi olabildiği için tabii ki daha özgüvenli geliyor. Kendisiyle daha barışık bir yerden geliyor. İşte bugün 15-16 yaşında trans çocuklar trans olduğunun farkında. Michelle'in dediği gibi bizim kendimizi travesti ya da eşcinsel diye tanımladığımız yaşlardan bahsediyorum. Bir kere teknoloji gelişti. İşte bir tıkla bak herkese ulaşabiliyor insanlar. Zaman değişti. Her şey geliştiği için başka bir dönemdeyiz. Doğal olarak da translar kendilerini ifade edebildikleri için, sadece seks işçiliğine maruz kalmadıkları için daha görünür. Yani seks işçiliğine maruz kalmaktan kastım şu. Şimdi bir gecelere hapsolmak diye bir şey var ve çok klişeymiş gibi ama gerçekten öyle. Şöyle bir örnekle açayım. Bir arkadaşım var. Bize böyle K'lık mevzu vardı. Ay bu daha K. Böyle K düşünür, K giyinir gibi kodlamalarımız vardı. K giyinen, K düşünen bir arkadaşım vardır benim çocukluktan. Yıllar geçti. Seks işçiliği yapıyor o. Hala. Bir şey oldu böyle, hani o nasıl söyleyeyim, bir sınıflandırma yapacaksak kas sistemi gibi, öyle bir şey yapmıyorum ama tanımlayabilmek için söylüyorum. O en üstlerdeyse mesela en alttaki kas sistemi olan bir ev arkadaşı vardı ve bir süre sonra bir olay karşısında onun hani bu en üstte düşünmesi gereken yerdeydi, o en altta düşündüğünü gördüm. Dedim ki nasıl yani, hani sen bundan 20 yıl önce benden daha kaydın düşünceleri anlamında, giyim anlamında, dünyaya bakış anlamında. Ben hiç kendimi öyle bir yerde görmezken benden daha geridesin şu anda, nasıl olabilir diye düşündüm. Ona eleştirdim daha doğrusu. Sonra düşündüm, dedim ki evet, bu tek tipleştiriliyor. Geceye hapsetmişsin 20 yıldır, hani eleştiriyorum o arkadaşımı o zaman için söylüyorum ama 20 yıl sadece geceye hapsetmişsin. Demişsin ki bu makyajı yap, bu dekolteyi giy. Bu işi yap, böyle davran, saçına bu kaynağı at, şöyle salla. Başka bir seçenek sunmamışsın. Gündüz metroya binmesine bile izin vermemişsin. Hani metronun karşısında durup, kapısında durup dövmüyorlar ama sonuç olarak çok ışık var. O kız kendini orada rahat hissedemiyor çünkü kendiyle barışık değil gibi bir durum var. Ne bekliyorsun ki gibi bir şey vardı. Ama şimdiki jenerasyon artık bunu çok önceden çözdüğü için, her ne kadar her şeye, en ufak bir şeyde travmatize olsalar da, bakış açıları farklılaştığı için, kendileriyle aslında barışsalar da, hani travmatize olma sebebini buradan söylüyorum, çok böyle büyük olaylar yaşıyorlarmış gibi davranıyorlar şimdi. Bize göre biraz tuhaf geliyor. Muhakkak yaşıyorlardır da, atıyorum bir otobüse bindi birisi, ona baktıysa bundan travmatize oluyor mesela.
Ama buna rağmen aslında çok kendini aşmış, kendini kabul etmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Yeni jenerasyon. O sebeple daha görünür. Blog yazmak istiyorsa blog yazıyor. Oyunculuk yapmak istiyorsa gidiyor onun savaşını veriyor. İşte ne bileyim eczacı olmak istiyorsa eczacı oluyor. Hostes oluyor, bilmem ne oluyor gibi bir sürü şeyler aşılabilir. Buradan daha görünürmüş gibi oluyor. Eskiden tek tip vardı. Travesti dehşeti başlığı altında toplanan herkesi. Aslında farklıydık ama orada toplanıyorduk. Ben çok iyi hatırlıyorum İstanbul'a geldiğimde. Arkadaşlarıma böyle yalvarıyordum. Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun izleyelim. İşte AKM'de bir operaya gidelim bilmem ne yapalım, bir şey yapalım diye. Dalga geçiyorlardı bende. Diyordum ay parasını vereceğim çok güzel bir oyun var. Çok izledim çok komik sen de gel falan filan. Gerçekten dalga geçiyorlardı. Kendini orada görmüyor. Evet, beni de orada görmüyor. Hani şey gibi sen travestisin, tiyatroda ne işin var gibi. Ama ben mesela kendimi iyi hissediyorum. Hiç ben tiyatroda mesela böyle o zamanlardan bahsediyorum. Daha Frapa'nın, daha böyle uzaydan baksan trans kimliğin belliyken bile. İnsanlar böyle dönüp bakıp rahatsız etmiyorlardı AKM'nin içine. Dışında ediliyordum ama içinde edilmiyordum. Hani bugüne kadar benim devlet tiyatrolarına ya da şehir tiyatrolarına gittiğim en büyük yaşadığım olay işte tuvalette konuşuyordum herhalde arkadaşımla. Oradan birisi şey dedi. Pardon burası kadınlar tuvaleti dedi. Tamam biz de kadınız dedim. Ama o hani transfobi üzerinden yapmadı bunu. Belki önden sesini duydu ki seni görmedi bilmiyorum ama yaptı. Evet. Bak kabinlerdeyiz. Biz ayarsızız. Tiyatroya gitmişiz arkadaşımla. Oradan oraya konuşuyoruz. 2 dakika sonra konuştu mu? Bir de ben hani böyle bir ses değişimi bilmem ne ay daha feminen davranayım gibi şeyleri çok yapmıyordum. Biraz da onun etkisi. Yani o negatif bir yerden yapmadım. Tek yaşadığım şey budur mesela. Evet. Ama arkadaşlarım beni orada görmediği için onlara büyük bir şey. Şimdi öyle mi? Nerelerde görüyoruz transları? Ne farklı, ne olamayacağını eskiye göre asla hayal edemeyeceğimiz yerlerde görüyoruz. Bu yüzden de tabii ki daha görünürüz. Tabii ki daha güçlüyüz. Tabii daha çokmuşuz gibi görünüyoruz. Peki Seyhan sen inat ettin aslında oyuncu olmaya. Bence inat ettin ve çünkü neden inat ettin diyorum. Atıyorum herhangi bir belki cis kadının önüne sunulan veya sunulan demeyeyim de hani daha kolaylıkla elde edebileceği şeyleri aslında herhangi bir bu konuda bir avantajın değil dezavantajın vardı mecburen insanların bakışı yüzünden. Ama sen inat ettin. Bir kabulleniş oldu açıkçası. Ondan önce belki orada bir trans kadın seyircinin bile olma ihtimali yoktu onlar için. Ama artık bir trans kadın oyuncu var. Bunu biliyorlar. Bu anlamda bir girmekse evet girdim. Bu devlet tiyatrosu rejali. Giremiyorum. Yani girebilecek şeylerim oldu. Ama zamanında eski yönetimde şey oldular. Hani şimdi olmaz. Alamayız bu dönemde oldu. Sonra ne güzel ki her şey güzel olacak dedik. Ekrem İmamoğlu geldi. Her şey tam güzel oluyor. Şehir tiyatrolarından bu ay 50 tane oyun seçtiler. Ama içinde Küründen Kabare yok. Çünkü onlar da bu dönemde olamayacağını düşünüyor. Yani içerik açısından sorun yok ama trans oyuncu olmam üzerinden sorun var. Yani şöyle 2 tane trans hikayesi anlatan oyun var diyelim. Onu bir erkek oyuncu oynadığında cis erkek oynadığı zaman bir sorun yok. Çünkü o bir tiyatrocu ve o karakteri oynuyor. Katil oynasa katil olacak hali yok. Ama ben olunca işler değişiyor galiba. Tiyatro şenliklerinde adım okunmuyor. Muhteşem, bayıldık. Ay ustalarımız böyle oyunlar yapmadı Seyhancığım diye beni öven ve seçici kurulda olan insanlar oyunumu oraya koyamıyorlar falan gibi. Ben de çok çabalamıyorum açıkçası. Ha şimdi Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bugün mailleşmeler yaptığım bir şeyler çok yakında bir kıyamet kopacak. Kabul etmiyorum çünkü onların beni dışlamasını. Oy verdiğim soracaktım. Onun detayını soracaktım ben. Yani detaylı şimdi çok anlatmak istemiyorum. Ama anlatacağım daha sonra. Yeri gelirse yapacağım. Biraz sular bulanacak açıkçası. Yok öyle yağma. Kabul etmiyorum. Ama bunu da şöyle açacağım. Hani dedin ya çok çabaladım. Hala çabalıyorum. Bırak oyuncu bir kadın olarak tiyatro camiasında kendimi var etmeyi. Bir drag queen olarak kendimi var etmekle ilgili de çok çabalıyorum. Hala. Soracaktım. Hala. Sorayım. Öyle cevap ver. Şimdi itirazlar da oldu. Daha doğrusu eleştiriler de oldu.
işte bir trans kadın, drag queen olur mu, olmaz mı falan filan gibi. Fakat bu, hiç bunlara cevap bile vermem. Hiç bunlara cevap bile. Olur mu? Olur kardeşim. Oldum ben varım işte. Şunu demek istiyorum. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Mesela RuPaul's Drag Race'de böyle örnekler var. Ya da geçiş dönemine işte başlamış da daha sonra tamamlamış ama devam ediyor. Peppermint var. Bizde de var, bizde de var. Yani sadece Amerika'da bilmem nerede olmasına gerek yok. O tartışmalar da var, bilmem ne de var. Hatta bu kadar drag queen ortada yokken ben böyle kadın kimliğimi de çok böyle örterek bu işi yaptığımda. Çünkü hani o zamanlar benim için drag queenlik eşittir bir erkeğin kadın kılığına, abartılı kadın kılığına girmesi gibi bir terim de 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Hani atıyorum Marmaris'te çalıştığımda oraya gelen İngiliz turistler böyle beni görüp şaşırıp sen kadın mısın erkek misin dediğinde erkeğim diye cevap veriyordum. O makyajı sildiğimde bana erkek iması yapacak olsalar kıyamet kopardı halbuki. Çünkü o an orada o öyle olması gerekiyormuş. Onu öyle anlamaları gerekiyormuş. Bir erkeğin kadın kılığına girmesi üzerinden bir olay dönmesi gerekiyormuş gibi düşünüyordum. Sonra onun altından o köprü, yani çok sular aktı o köprünün altından. Ben bir drag queen olarak zaten kendimi kabul ettirdim. Kimseye ettirmek zorunda değilim de. Piyasa şartlarına baktığımız zaman da beni o zamanlarda drag queen saymayanlar nerede, ben neredeyim. O yüzden hiç o tartışma umurumda bile değil. Ben o tiyatro konusunda şunu söylemek istiyorum sana. Hala mücadelesini vermek üzerinden. Küründen Kabare'yi ben bu sezon tekrar şeye koyacaktım sahneye. Geçen sezon oynayamadım. Çok fazla Matmazel Koko yaptım falan filan. Hiç niye kendimi yoruyorum ki dedim yani. Hani yine oynamam gerekirse oynarım tabii ki bir yerlerde. Kendimi zorla kabul ettirecek halim yok insanlara. Kendimi oyuncu saydıracak da bilmem ne. Küründen Kabare zaten şeyini doldurdu aslında. Şimdi bir projem var. Tam olarak beni yok sayanların alanına giriyorum. Bugüne kadar cis kadınların bile oynamaya cesaret etmediği bir karakterle, bir şeyle, üstelik kendimi yazarak, üstelik onu queerleştirerek hikayelerini çıkıyorum ve karşılarına ben bir oyuncuyum deyip kendi alanlarına giriyorum. Bu sefer bahaneleri ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Yani rolde bir rol, bir sivri bir rol anladığım kadarıyla. Meddah oynayacağım. Yani meddah deyince hala aklımıza kadınlar gelmez. İşte erkek gelir, takke gelir, buradaki mendili gelir, elindeki şeyi gelir, sandalyesi gelir, falanı gelir, filanı gelir. Ama ben kendi cinsiyet kimliğiyle apaçık ortada olan birisi olarak çıkacağım ve bir queer meddah yapacağım. Ve bunu da tamam kardeşim siz bana tiyatro salonunuzu açmıyor musunuz? Açmayın. Şu parka bir tane sandalye koyar oynarım yani. İlla ışık olmak zorunda değil. Benim bir tane seyircim olduğu sürece ki çok şükür ki seyircim var. Her yerde oynarım. Gider bir fabrikada oynarım. Şov yaptığım mekanlara rica ederim. Ay derim akşam burada bir şey yapayım mı ben bir medya oyunumu oynayayım mı derim. Yine yaparım. Yapacağım da zaten. O mücadele hiçbir zaman bitmiyor bir trans kadın için. Eczacı da olsam fark etmez. Doktor da olsam, öğretmen de olsam, bilmem ne de olsa hiç fark etmiyor. Dediğim gibi aynı içerikteki oyunu bir erkek oynadığında, cis erkek oynadığında ya da bir cis kadın oynadığında aman tanrım ne kadar başarılı oluyor. Ben oynadığımda ne oluyor? Ne düşünüyorlar? Üstelik hani şöyle de olabilir. Kötü bir oyun olur. Hani herkes kendini çok beğenir ama benim kendimi beğenmem önemli değil ki. Bana hayır diyen sen benim oyunumu beğeniyorsun bir kere. Aman tanrım bu nasıl metin diyorsun. İşte bu nasıl dekor diyorsun. Bu nasıl oyunculuk diyorsun. Ve hiçbir seyirciden negatif bir tepki almamış. Belediyelerde kaç kere oynamış bir oyundan bahsediyoruz. Yani o an orada bir trans kadının olacağını bilmeyen seyirci, o an orada tek kişilik bir oyun olacağını bilmeyen seyirci, sırf bir tane ünlü görelim bedava da tiyatro var diye gelen seyirci gerçek manasında ayakta alkışlamış bu oyunu. Siz hepiniz biliyorsunuz kulislerin kapısında yattınız ama sonra ödül törenlerinde adımı anmıyorsunuz. Hani bir derecelendirme yaptığınızda belki benim yarım olmayanlara muhteşem muhteşem deyip ödülleri dağıtıyorsunuz. Bütün organizasyonlarında var. Ben yoksam bu sizin ikiyüzlülüğünüz. En azından bana şeyi söylemeyin. Bu kadar beğendiğinizi söylemeyin. En azından bu kadar büyütmeyin değil mi olayı yani? Ama
su akar yolunu bulur. Bunu her zaman kullandığım bir kelimedir. Hiçbir şekilde mesela bana ket vurmuyor. Bu suyumun önüne bir bent olmuyor. Aksine daha da genişletiyorlar yolumu. Bu queer meddah mevzuundan çok umutluyum. Çok güzel şeyler yapacağım. Ben kendime güveniyorum. Ve gerçekten de bana kapalı olan alanlarda, gerekirse bana kapalı olan alanların kapısının önünde çatır 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 oynayacağım. İnşallah Zümbüllü'nün kavuğunu da alırsın diyorum. Diktiririm ayol. Kenan abi var bizim tersi. O yapar onu. Yani gene mesela bu sene tartışma oldu. Bir erkekten bir erkeğe geçiyor falan diye de tabii bir tartışma oldu. Peki, İşte bu... o tartışmalar içine güm diye düşeceğiz biz de. Hadi bakalım. Şimdi tam burada aslında şunu sormak istiyorum. Trans rolleri. Bir trans oyuncu mu illa oynamalı mesela? Hem yurt dışı hem Türkiye için kastediyorum. Veya tam tersi cis bir karakteri bir trans oyuncu oynadığında ne oluyor, ne hissediyorsun? Mesela atıyorum tam buradan bir küçük bir parantez açacağım. Sonra şey yapacaksın. Sumru Yavrucuğum bir oyunu vardı mesela. Senin ölmediği bir günün ertesiydi. Evet, bir trans kadının oynadığı. Onun hakkında mesela ne düşünmüştün? Şimdi şöyle, oyunu çok eleştiren aktivistler falan da oldu ama bizdeki problem bu. Bizdeki dediğim aktivist camiadan bahsediyorum. İstiyoruz ki her şey bizim gördüğümüz yerden olsun. Hep anlatıyorum, 100 basamaklı bir merdiven var. 100. basamak çıktığımızda bütün haklarımızı elde edeceğiz diye. Aktivistler de işte 80. basamakta durup merdiveni görmemiş insanlara "Hay sen kör müsün 80. basamak" diye diretiyor. Merdiveni görmedi, bir dakika. Ben hep buradayım. Sumru Yavrucuğ'un oyununda bir kere Sumru Yavrucuk ünlü, başarılı bir oyuncu. Onun böyle bir rolü oynayıp bunu konuşturuyor olması bile bir şey. Oyun berbat bile olsa, ki değildi. Oyun metinde evet bazı şeyler vardı eleştirebileceğimiz. Ki onu da aktivist bir arkadaşımız yazdı. Ya şöyle olsa daha mı iyi oldu diyeceğimiz şeyler vardı. Oyunda da belki böyle şeyler vardı. Rejide de belki böyle şeyler vardı. Fark etmez. Şimdi ben Küründen Kabare'yi çıkardım. Küründen Kabare'de hiç öyle eleştiri falan almadı. Okey, tamam. Kime oynadım Küründen Kabare'yi? Sana oynadım. Arkadaşım oynadım. LGBT'yi camiaya oynadım. Ayrıca ben tiyatro camiasına da oynadım bir artı olarak. Hiç bilmeyen insanlara da oynadım. Daha da oynayacağım. Ha. Şimdi ben bu oyunu sırf aktivistler beğensin diye yapmadım. Oyunu kurarken de öyle yaptım. Dedim ki ben bunu tiyatro hocam da beğensin. Anlattığım o alt metinleri görsün. LGBT'yi camia da beğensin. Özellikle translar beğensin, rahatsız etmesin, şey yapmasın ki bugüne kadar onlarca trans bana benim hikayemi anlatmışsın dedi. Gelip bana şöyle diyen arkadaşlarım oldu. Kız sen benim hikayemi mi anlattın dedi. Saçmalama yol dedim. Halbuki onun öyle hikayesi yok ama. Hani atıyorum ben mavi bir bisikletten bahsediyorsam onun sarı arabası var. Evet. Ama o kadar meç ediyor ki ay sen benim hikayemi anlatmışsın diyen arkadaşlarım çok oldu. Bu çok büyük bir gurur benim için. Halk dediğimiz insanlar da gördüler. Evet. Hatta ben ayrımcı davrandım. Aman bunlar şimdi bir çıktım. Mahalleden teyzeler, amcalar gelmiş belediye oyunu. Eyvah ne yapacağım anlamazlar dedim. Bir süre sonra beni onaylamaya başladılar. Oyun bitti, ayakta alkışlıyorlar ama kibarlıktan alkışlıyorlar diyorum. Oyun biter ve fuayeye çıkarım ben her zaman. Çünkü ben normalde beğendiğim oyundaki oyuncuyu fuayede görmek isterim. Tebrik ederim demek isterim en azından. İnsanlar da bunu isterler diye hep çıkarım. Çok severim fuayeye çıkmayı. O gün çıkmadım. Hani 5 dakikada 10 dakikada çıkıyorsam çıkmadım. 20-25 dakika sonra keyfime göre hazırlanıp çıktı. O da fuaye için çıkmadım. Fuayeden salona giriyorum. Ekip dekoru toplamış mı diye. Baktım beni bekliyor teyzeler amcalar. İnanamadım. Evet. Kendi kendime dedim ki aa oyunu anlamışlar. Evet. Anlamışlardı. İşte benim yaptığım iş böyle olduğu için bence değerli. Sadece aktivistler anlasın beni ölsün diye yapsaydım oyunum çöktü. Benim sana senin hikayeni anlatmama ihtiyacım yok. Elbette hoşuna gitti LGBTİ camianında. Kendi hikayesini başka bir bakış açısından anlattım. Bilmem ne. Onlar başka bir konu. Sumru Yavrucuk'taki mevzu şuydu. Ben Sumru Yavrucuk'un oyununa gittim. Cumhuriyetçi teyzeler, Kürtlü zengin kadınlar ve Jet Sosyete, A+ falan filan denilen tayfa izliyordu Sumru Yavrucuk'u. Onlardan
Atıyorum işte o 70 kişilik bir salonda oynuyordu. Evet. 50 tanesi öyle tiplerse, o tiplerden bugüne kadar Külünden Kabare'ye kaç tanesi gelmiştir? Sumru Yavrucuğun bir oyundan bahsediyor. 3 yıl mı ne oynadı o kadın? 1500 kişilik salonlarda oynadı kadın. Yani kaç tane o tipe, benim ulaşamayacağım insana Sumru Yavrucuk Umut karakteriyle, kimsenin ölmediği bir gün ertesiyle ulaştı mı? Ulaştı. Ajite etse bile oyun, insanlar bir dakika ya bu translar da neler yaşıyor dedi mi? Dedi. Bunun üstüne öyle ya da böyle düşündü mü? Düşündü. Onlarca röportajda çoğu bizim cümlemize yakın şeyler söyledi mi Sumru Hanım? Söyle. Bitti. Daha ne bekliyoruz? Orada onu öyle demişti. Bunu böyle yapmıştı. Şurasında şöyle oynamış. Oynasın. Ben de gittim, izledim. Buradan değerlendirdiğimde çok beğendim. Eleştirecek olsam milyon tane tabii ki şey söyleyebilirim. Sonra Sumru Hanım'a şu şeyi de yanlış kullanıyorsunuz. Biz öyle kullanmıyoruz. Tamam tatlım hemen değiştiriyorum dedi. Bana bir şey sordu. Bunu böyle mi? Yok ya o çok gereksiz, o çok klişe dedim. Tamam dedi. Daha ne yapsın kadın? İyi oynadı mı? Oynadı. Hiç ulaşamayacağımız kitleye ulaştı mı? Ulaştı. Amma ajite ederek, amma bilmem ne. Bitti. O görevini tamamladı. Kim? Belki onu oynadığı için şimdi biz aynı kitleye bu sefer daha başka bakış açıları sunacağız. Evet, daha değişecek evet. Başka bir şey yapacağız. Bir dakika tamam translarla tanıştınız, merdiveni gördünüz. Gel bakayım sen, bak burası 5. basamak diyeceğiz. Burası 10 diyeceğiz. İşte o zaman yapabiliriz. Yani o yüzden cisgender'larda tabii ki oynayacak bu karakterleri. Uğur Kambay şimdi Eylül diye bir oyun oynuyor çocuk. Güzel oynuyor. Ben böyle bazı yerlerini sevmedim. Ajite eden yerler var, baba sahnesi falan filan. Ama fark etmez, insanlar beğeniyor, izleyicisi var, bir şey yapıyor. Ha şu bir haksızlık. Atıyorum, güneşi gördüğümde oradaki trans karakterleri, ana karakteri bir cisgender oynaması problem. Ya kardeşim siz yıllarca bana bir şey oynatmamışsınız. İşte zamanı geldi. Oynatsana sen beni, ben sana her türlü oynayayım. Oyuncu saymıyorlar bizi. Şimdi yavaş yavaş sayıyorlar tabii ki. Orada biz oynamalıyız diretmesini tabii ki yapabiliriz. Ya da Deniz gördü. Güzel oynamış evet. Ama keşke onu bir trans kadın oynasaydı. Oradan popülerlik yakalasaydı. Şimdi bir saviste bir kız var. İsmini de çok bilmiyorum. İki tane işini seslendirdim. Geçen gün gittim tesadüf. Bir dizide oynuyor. Çok tatlı bir rol. Bir de filmde oynamış. Başrol oynamış. O kadar sevindim ki. O oynayacak işte. Üç tane bak. Ben sadece Türkiye'de o kızın 3 tane projesini seslendirdim. 2 tane dizi, bir dizisi de daha devam edecek, yeni başladı. Ve başrol oldum. Ne kadar büyük bir şey. Onun yerine hep oynatsınlar işte Kenan İmirzalıoğlu'nu uyduruyorum. Bergüzar Koreli bilmem neyi. Nereye kadar? Ama tabii ki Sumru Yavrucuk oynasın. Tabii ki işte kimdi trans karakter oynayacak? Nurgül Yeşilçay oynasın. İyi bir oyuncu. Kimsenin tek elinde değil. Ama sen Nurgül Yeşilçay'a trans karakteri oynatırken rahat rahat, o zaman beni de oynatacaksın cis kadın rolünde. O zaman o şansı bana da vereceksin. İşin kötüsü ana akım camiadaki dizilerde bir trans rolü var. Bir mesela cis kadını oynatıyorlar. Yahu kardeşim o şans benim. Onun orada trans rolü yapmasını bekliyorsun. Üstelik dizi sektörü böyle çatır çatır çerez zırhı zırhı. Koysana beni oraya. Yine yazmamışsın, altını çizmemişsin. Beni koy, ben zaten orada oynarım. Beni derken yani Seyhan olarak benden bahsetmiyorum. Trans bir oyuncu. Tabii. Yani o ikiyüzlülük problem, dünyada da problem. Hatta bundan dolayı artık setlerde şöyle bir şey yapıyorlar. Trans oyuncular vardır diye. Deniz Türkan'ın oynadığı bir son filmde, şimdi galası yapıldı mı bu pandemiden dolayı bir takım şeyler oldu ama bütün set trans. Işıkçı trans erkek, yönetmen işte trans kadın, bilmem kim bir gibi, biz yani Hollywood yapımı bu ve diyorlar ki kardeşim bak biz buradayız, biz kendi filmimizi de çekeriz, pardon diyor. Böyle işler de var, böyle karşı çıkmalar da var. O yüzden kısaca şunu söylüyorum, drag queenlikle de ilgili, oyunculukla da ilgili, orada trans olur mu olmaz mı, cisler mi oynanır mı bilmem, herkes her şeyi yapabilir. Kimsenin tek elinde, bütün trans rolleri bizim tek elimizde değil. Ama trans olmayan roller de onların tek elinde değil. Bu alanlara da yavaş yavaş giriyoruz artık. Bizi görüyorlar. Yıllar önce translarla ilgili bir film çekecek bir yapımcı işte kas sarıyor. Hı hı.
Benim çalıştığım bir yapımcı diyor ki Seyhan var, iyi oyuncu, oynat. Adam diyor ki ya yok, korkarım ben şöyle, o gelir burada seti dağıtır. Adamın algısına bak. Kardeşim niye translarla ilgili? Evet ya, hani oradan buraya geldi. Şimdi değişti canım. En azından trans oyuncular olduğunu biliyorlar. Şimdi görünürlük önemli ya bizim camiada. O yüzden hani filmlerin içinde de önemli. Ama bazen çok belki politik olarak yanlış karakterler de oluyor filmlerde. Yani trans karakter olup yanlış, yani yanlış da demeyeyim aslında da, işte ne bileyim, komedi unsuru ya da hakaret. Ben sana açayım. Kötücül gösteriler şeyler. Ben sana açayım. Yıllar önce bana şeyden Akasya durağından teklif geldi. Evet. Ben dedim ki manyak herhalde bunlar dedim. Bu kadar transfobik ve homofobik bir dizi bana şey yaptı. Ondan sonra senaryoyu istedim. Benim aklımda şey var. Ve o arada Lambda İstanbul'un bir grubu var, oraya yazdım. Dedim ki ey Lambdalılar, o zaman da aktifti o grup. Sadece Lambda değil, bir sürü insan var. Bana Akasya durağından bir şey geldi. Gideyim ben bunların ağzına tüküreyim mi? Yoksa hiç ay sizde çalışmıyor mu diyeyim. Ay git dediler. Tamam dedim, senaryoyu istedim. Senaryo geldi. Şaşırdım. Her zamankinden farklı. Transfobik şeyler var. Ve fakat hani o kadar kalın kalın altı çizili değil. Ahmet abla değil, bilmem ne değil. Ben bir gideyim dedim bunlara. Gittim. Ama böyle gergin gerginim orada. Böyle bir şey diyecekler, ben püsküreceğim. Transfobikler diye bağıracağım belki. Gittim ama dedim siz dedim hep dedim transfobik homofobik şeyler yapıyorsunuz dedim. Ben dedim pardon, özür dilerim, önce senaryo öyle şeylerde oynamam dedim böyle, tamam mı? Ama sesimi de yükseltiyorum. İhtiyacım yok ki o iş. Ay olur mu dediler. Hemen şeyi çağıralım, senaristimizi. Biz hep translar falan. Senarist geldi. Ona dedim yani dedim, varoluşuma ters şeyleri oynamam ben falan filan diyorum. Gencim biraz da. O da böyle ay olur mu dedi. Biz de hep dedi translar geyleri oynuyor. Baktım. Kadının fobisinden şeyi yok yani. Haberi yok. Bir fobi ürettiğini bilmiyor. Öyle zannediyor. Trans demek peruk takacak. Ahmet abla diyecek. Ha 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 gülecekler gibi düşünüyor. Neyse. O kadar bana kibar davrandılar ki ben madileşemedim. İçimde patladı. Senaryoyu gönderelim. Çok güzel dedi. İyi gönderin dedi. Ama istemediğim şeyi oynamam falan dedim. Normalde de erler film. Onlara böyle diyeceksin. Seni asla oynatmazlar. Hani çok ihtiyaçları olsa karakteri çıkarırlar. Niyeyse bilmiyorum, onlar da okey veriyorlar. Gittim, senaryo geldi. Şaşırdım, çok güzel. Sonra böyle üstüne bazı şeyleri çizdim. Bunu söylemem, bunu söylemem, bunu böyle yapmam falan diye bunları gönderdim. Tamam dediler. Şaşırdım. Bu sefer iyi para söyledim, tamam mı? Ben böyle hani ne oluyor? Onu da kabul ettiler. Dedim gideyim bari. Neyse gittim sete. Kimsenin umurunda değil benim orada trans olup olmamam falan. Böyle reji asistanlarına soruyorum. Sizin dizide diyorum hep böyle çok büyük oynuyorlar. Böyle dış kız falan yapıyorlar ya. Hani ben de mi büyük oynayayım? Çünkü ben hani böyle doğal oyunculuk falan istiyorum o dönemde. Öyle oynasam aykırı kalacağım. Nasıl? Baktı çocuk böyle ne dediğimi bile anlamadı. Öyle bize. Nasıl oynarsan oyna dedi. Neyse. Oynadım ben. Ama bazı şeyleri kesin. Bir tane mesela şeyi cümlesi var. Gidiyor diyor ki kız sen erkek baş diyor, sen erkek. Yani oradaki köylü kadın oğluna şey arıyor, çatır çatır doğuracak bir besli kadın arıyor. Ben de ineyim ya. Kendi gelini de köye mi gidiyor? Bir şey oluyor işte, bir katakulli yapıyor. Beni de oğluna alacak. Hani o kadar şey kafa git, dur seni oğlumu alacağım diye. Çarşıya gidiyoruz, gelini kalıyor, altın alıyor. Oğlanı kapıda bekliyor biz de huzuruna. Evleneceğiz. Sonra finalde de ay trans olduğumu çocuk anlıyor falan gibi bir şey yapmışlar. Ama komik bir hikaye bence. Transfobik cümleleri sildim. Onları çıkardılar. Finalinde de böyle oğlan gelecek. İşte hani şey yap yani, hani olmaz, mümkün değil evlenmek. Hani transım ya göya. Bu zaten asıl transfobik bunda. O sonra niye diyor? Oğlan gidiyor annesine fısır fısır bir şey söylüyor. Annesi geliyor, bu sen erkek misin diyor. Orada kendi yazdıkları şeyde erkek senin babandır hamşo, bu onların cümlesi. Evet. Anlarsın ya, yapıyor böyle. Evet. Ondan sonra ben de şimdi bu tarz dizilerde şuna takılıyordum hep. Mesela diyelim ki biz ikimiz işte şeye düşüyoruz, nezarethaneye düşüyoruz. Ondan sonra bir şey oluyor, polis geliyor bana diyor ki Ahmet bilmem kim diyor. Sonra sen de bana trans arkadaşım olarak gülüyorsun, ben de hiçbir şey demiyorum. Beni bu çok sinir ederdi. Derdim ki polis gelsin Ahmet kim desin, kimliğe baksın. Bu karakter de desin ki ne Ahmet Ayol, benim adım Sevda desin.
Veya arkadaşı buna gülmesini isterdim. Ben dedim ki kendi kendime onu oynarken. E bunlar böyle desin, ben kendi cümlemi söylerim diye. Kabul de ettirdim. Erkek senin babandır hamşo. Bu onların cümlesi. Bedenimi ruhuma, ruhumu bedenime uyduramadığıma göre bedenimi ruhuma uydurdum. Anlarsın ya. Bak bu da onların şeyi. Onların komedisini veriyorum ama kendi cümlemi de söylüyorum falan filan. Hatta finalde böyle altınları çıkarmak gerekiyor, çıkmıyor. Ay defol diye ben böyle bir yumuyalık yapıp gidiyorum gibi bir şey var. Ama bu bölüm o kadar çok onların istemediği gibi oldu ki. O kadar az transfobik şey oldu ki. Onların böyle gidip senaryoda kısır kısır yaptığı şeyi şeyde seslendirmişler dublajda. Oğlan böyle yapıyor. O erkek erkek diyor. Ama bunu sonra, evet bunu sonra yapmışlar, benim haberim yok. Neyse ben izledim, bence komik bir şey bilmem ne. Şimdi ben işin neresindeyim? Bunun üstünden böyle Ekşi Sözlük'te falan beni eleştirenler de olmuş. Ben işin şurasındayım. O rolü ben oynamasaydım, bir cis erkeğe peruk taksalardı veya oyuncu olmayan, aktivist olmayan bir transı götürselerdi, bütün onların söylediği o cümleleri söyleyecekti. Kim bilir ne halde olacak? Her şeyi yapacaktı. İşte benim orada karakterin cevabı gibi düşündüğüm bedenimi ruhuma uydurduğum mevzunu da söylemeyecekti. Ondan önce ben bunları söylemem gibi dediği şeyleri de çıkarmayacaklardı falan olacaktı. Ben bunu bir kazanım sayıyorum mesela. O sette kendimi var etmeyi de bir kazanım sayıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu bir diziye gittim. Menekşe ile Halil. Ha, Menekşe ile Halil. Evet. Gittik böyle işte şey geldi. Herkes çok gergin. Kıvanç Bey geldi falan böyle şeye, makyaj odasına girdi. Hemen böyle tedirgin oldular bir şey. Hani ben de üstüme atlayacağım acaba diye. Benim de şeyimdir sette. Hiç kimseyle muhatap olmam. Tarkan'ı mesela çok sever. Tarkan'ı göreyim muhatap olmam. Gidip fotoğraf çekilmem. Çünkü o anı da orada oyuncu. Ben de orada oyuncuyum. Evet. Kendimi böyle figüran ya da onun hayranı konumuna sokmam. Geldi selam verdi adam. Selamını aldık falan filan. Makyaj yaptı. Sete gittik. Set böyle nasıl gergin? İlk defa da dublajla oynuyorum. Yani dublaj yapacağız sonradan. Birisi oradan seslendiriyor. Hani böyle gürültülü bir ortam. Ben hep alışkınım ya böyle gürültüsüz olacak böyle. Bir dakika ona bakar mısın falan diyeceğim. Öyle değil, gürültülü. Oradan biri konuşuyor. Nasıl olsa üstüne dublaj yapacaklar sonradan diye. İşte sufle veriyorlar bilmem ne. Böyle gürültülü bir set. Ona alışmaya çalışıyorum kendimce ama kendime konsantreyim. Makyöz geldi. Nasıl makyaj yapalım? Böyle korkuyor falan. Nasıl yaparsanız yapın dedim. Yani göz altımda antikliğim, bir dedim onu güzel kapatırsanız sevinirim dedim. Kostümcü geldi, bunu giyer misiniz diyor. Ben de şaşırıyorum. Tam da aymıyorum olayı. Ben dedim ki yani nereden bileyim, hani kostümcü sensin ya. Tam giyerim üstüme oluyorsa falan diyorum ben. Ay ben böyle çok uyumluyum. Normalde uyumlu bir insan değilim de. İşimi yapmaya çalışıyorum. Başka bir şeye konsantreyim o arada. Tam ben böyle setin ortasında, Ortaköy'de bir evde çekiyoruz. Böyle bir telaş ama ışıkçı oraya gidiyor, bilmem kim oraya gidiyor. İşte bir sanat asistanı bilmem ne yapıyor. Bir tane çocuk böyle sanat grubunda galiba. Hocam burada bir tane tam travesti oturuşu var dedi. Ama tam böyle bir diyalekle falan. Herkes durdu. Bir yerlere koşan insanlar durdu. Pausa bastı gibi biri. Onlar durunca ben de durdum. Ne desem acaba diye düşündüm. Getir bakayım dedim o tam travesti oturuşun. Daha önce hiç görmedim dedim. Diye güldüm. Ama o kadar sahte güldüm ki. Gülesim yok. Kendimi ortama adapte edeceğim. Çünkü akşama kadar bunlarla çalışmak zorundayım diye. Ay sonra set bir yumuşadı. Asıl derdine döndü set. Kıvanç Tatlıtuğ akşam bir ödül törenine gidecek. Erken bitmesi gerekiyor. Bu kadar sahneyi nasıl çekeceğiz diyorlar. Evet. Allah'tan ben de hızlı çalışıyorum. Benimle birlikte oraya sete konuk oyuncu Yelda Baskın. Hatta orada tanıştım. O da hızlı çalışıyor. Biz tıkır 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 sahneleri atıyoruz. Böyle ay nasıl görsen, nasıl bir ilgi, nasıl bir şey falan. Sonra bir son sahne, o arada bir şey oldu, ara oldu. Kıvanç Bey benimle konuştu. İşte Adanalı mevzu. Seyhan ismi Adana'da. Evet Adana'dan, Adanalıyım şu bu. Bizim Mavi Köşe Pastanesi var. İşte biliyorum. Aa öyle mi? Böyle, böyle güzel bir muhabbetimiz oldu. Her sette olabilecek bir şey. Ünlü ünsüz fark etmez oyuncu. Hani Ayşe diye bir oyuncu olsa onunla da o muhabbet yapacağım. Son sahnemiz, biz böyle 4. 5. kat zor da bir yer. Yukarıdan pencereden bakıyoruz, aşağıdan bizi çekiyorlar. Orada işleri bitti. Hemen Kıvanç Bey'i alalım diye adamı götürecekler. Ben de gittim, üzerimi değiştirdim, makyajım falan şey oluyor. Bir baktım bir ses, Seyhan nerede, Seyhan nerede falan yapıyor. Oradan birileri diyor, içeride diyor efendim falan yapıyorlar böyle. Çünkü Kıvanç şey star olduğu için ona çok ayrıcalıklı davranıyorlar.
Ben hiç aklıma gelmiyor yani adamın gelip yanımı bana şey yapacağı falan. Sonra gittim geldi. Seyhancığım çok teşekkür ederim dedi. Şeyden hani hızlı çalıştık falan filan ya. Geldi böyle sarıldı etti. Bütün set böyle şok. Hani başrol oyuncusu bir travestiye sarılıyor gibi bir durumu. Çok tatlı davrandı adam bana. Ama ben de orada işimi çok iyi yapmış oldum. Sonradan setten arkadaşlarımız oldu. Bütün setin korkusu şuymuş. Daha önce giden trans arkadaşların öbür sahne ama bir mezarlık bir şey sahnesi biraz zorluk yaşatmışlar. Zorluk da kızlar bilerek zorluk yaşatmış olmayabilir. Hani oyuncu değiller ve bu sebeple biraz problem olmuş falan. Şimdi demişler ki eyvah bir travestiyle kendi cümleleri bu. Bütün gün evdeyiz işte ne yapacağız da şöyle bir de başrol oyuncularıyla. Bir de o Sedef bilmem ne diye bir kadın oynuyordu. Bet suratlı. O böyle muhatap olmadı kendince. Böyle bir zorluk olmuş. Ama ne oldu? Ben orada işimi yaptım. Ve o setten bana en az 10 tane iş çıktı. Burada da aslında belki hani çok farkında olmadan aslında biraz şeyi de görüyorum. Ilımlı bir aktivizm insanları dönüştürüyor. Ya da ılımlı hareketler insanları dönüştürebiliyor diye düşünüyorum. Yok yerine göre. Ben meydanda Fransız konsolosluğunun orada oturuyordum. Ev sahibime sürekli şikayet geliyordu. Ben hatta bizim köşede kızlar çark yapıyorlar. Onların ay kızlar dedim ahlakçı tarafımda var ya benim özellikle o zaman. Benim evimin önünde de işte bilmem ne falan burası benim evimin önü diye şurada durun gibi bir şeyler söyledim kızlara. Kendimce mahallemi şeyden korudum. Koli'den korudum. Ama onlar da böyle şeydi bu tarafı tarlabaşı olduğu için böyle gerçekten işte prezervatifleri oraya atıyorlardı. Atıyorum insanlar evine girecek onun kapısında oral seks yapıyorlar. Bir şeylerdi yani böyle. Hep ev sahibime şikayet geliyor benle ilgili. Ay ben de bir şey yapmıyorum gerçekten. Bir gün duştan çıktım telefon. Bir aramış bakmadım bir daha ev sahibi. İşte şikayet var da bilmem ne de. Ay dedim ne şikayeti var benle ilgili? İşte şey sen prezervatifleri şeye atmışsın. Sokakta çiçekler var konsolosluğundan onun içine atmışsın. Ay ben adamın telefonunu kapatmadan aşağı bir inerim bornozla. Cenaze levazım atçısı var bizim orada. İşte terzi var bilmem ne. Gidip böyle içine sen mi benden şikayetçisin diye böyle. Böyle bir kalıp sen benden şikayetçisin. Ne oldu şikayeti? Sonra ortaya gelip böyle çok sakin bir yerde o zaman bizim orası. İşte siz gerizekalı mısınız? Ben bir şey yapacak olsam evime giderim de bilmem ne niye geleyim buraya. Böyle kendimi yırttım yani. Travesti dehşet denilecek şeyi yaptım. Evime çıktım. Bir gün sonra kızım nasılsın? Hala oradan geçip ay canım kızım çok efendisin diye bana. Bazen tam tersi. Demek ki yerine gerekiyor. Bir de geçenlerde Twitter'a da benzer bir şey yazmıştın. Bizim zamanımızda yani bir 10-15 yıl öncesinde atıyorum biri bir transa bir fobi uygulasa gider o dükkanı başına yıkardık. Şimdi tabii tweet ki atıyoruz. Öyle bir şey yazmışsın galiba. Hatırlamıyorum. Doğrudur. Evet. Öyle bir şey yazmışsın. Yani şey ya bir kere onu biz de kullanıyorduk travesti dehşeti mevzunu. Bizden korkulmasını ben çok kullandım İstanbul'a geldim. Kendimi öyle korudum. Ben işte pisliğinden de öyle, mafyasından da öyle korundum, bilmem kiminden de. Hep öyle korundum. Benim ilk İstanbul'a geldiğim dönemde şöyle bir şey, elimiz ojeli falan filan. Benim böyle küt saçlarım vardı. Ay kendimi o küt saçlı da kadın hissetmiyordum. Çünkü kadınlık kodlar, erkeklik kodlar o kadar kazınmış ki kafama peruk takınca kendimi kadın zannediyordum. Hani böyle uzun saç olacak falan. Gündüzde güya o saçla kadın olamıyorum. İncecik böyle Adile Naşit gibi kaşımla elimde ojelerle işte sütyenim yok. Güya böyle eşofmanımsı bir şey. Androjen ne olduğum belli değil. Böyle bir güya erkek gibi çıkıyor. Bak öyle çıktığımda bunu mesela fark ettim. Şöyle kotik 1.40 boyu olan adam bana saldırabiliyordu. En ufak bir şeydi. Ay akşam oluyor mesela diyelim ben o peruğu takıyorum. İşte o kıyafetleri giyiyorum bilmem ne. O travesti imajına dönüyorum fiziksel olarak. 5 tane izbandut gibi adam bana hiçbir şey diyemiyordu. Dönemine göre, yerine göre, duruma göre davranmak gerekiyor. Her yerde agresif olamazsın. Her yerde böyle diyemezsin. Yani bu mantıktan baktığımızda hani diyorlar işte gittin o dizide niye oynadın? İşte Okan Bayülgen'le niye çalışıyorsun diyorlar. Yahu o zaman ben hiçbir iş yapamam. Ben kaç tane transfobik ve homofobik ve faşist ve cinsiyetçi insanla çalışıyorum. X şehrinde bilmem ne şeyinin gösterisine gidiyorum. Gidiyorum orada adam homofobik ya da transfobik
Veya işte cinsiyetçi. Ne yapayım orada? İşten geri mi döneyim? Yapabileceğim belirli şeyler var. Dönüştürebiliyorsam dönüştürüyorum. Dönüştüremiyorsam da kendi haline bırakıyorum. Herkese gidip de agresyonla olmaz ki de. Okan Bayülgen'le çalışma, X-Large'da çalışma, bilmem nerede. Nerede çalışacağım? Yani çarka çıksam sanki şey mi? Çok efendim toplumsal cinsiyet bilinci gelişmiş, ondan sonra cinsiyetçi olmayan, homofobik ya da transfobik olmayan insanlarla mı teşviki mesai yapacağım? Orada daha büyüğünü göreceğim. Nereye gideyim yani? Ülkenin gerçeği bu. Biraz bununla karşılaşmak ve birazcık bence hayal dünyasından çıkmak gerekiyor yani. Bak mesela bu şeyde de baktığımızda biraz gerçekleri anlatıyorum şu ne kadar süredir konuşuyorsak. Bundan isteyen 50 tane transfobik cümle çıkarabilir. Ama ne yapayım? Tabii. Yani şuna da şeyim. Ben demiyorum ki kardeşim ben en iyi bilirim. Söylediğim bir şey transfobik algılanıyor olabilir. Benim kendi içimde transfobi yok. Yanlış da kullanıyor olabilirim. Düzeltiyorum bir sürü şeyi. 50 bin tane cümle çıkardınız yani Michel'in bile söylediği şekilde. Bazılarını anlamıyoruz, bilmiyoruz. O ne demek, bu ne demek falan filan. Şimdi geçen gün şeye sordum. Dün mü sordum arkadaşıma? Bir tartışmalar oldu, bilmem ne oldu. İşte biyolojik cinsiyet dayatmadır mı ne bir şey neyse. Dedim ki bu ne demek, ne demeye çalışıyor dedim. Bak ben 40 yaşındayım. 40 yıldır kendimi savunuyorum. Anlamadım ne demek istediğini. O da bana bir tane bir şey gönder. Bak dedi bu yazı dizisine şey oku dedi. Tweet dizisini. Açtım okudum. Ha öyleyken böyleymiş dedim. Aldım onu. Şimdi bunu bilmiyorken bununla ilgili böyle konuşabilirim yani. Herkes akademik dil konuşmak zorunda değil. Herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Herkes sizin Amerikan özentinizin, Avrupa özentinizin, orada var olan bir şeyi alıp buraya zorla yapıştırmanızın şeyini gütmek zorunda da değil. Biz bir kere başka bir ülkede yaşıyoruz. Başka dinamikleri olan bir yerdeyiz. Başka bir kültürü olan bir yerdeyiz. Amerika ile kıyaslayamazsın kardeşim yani. Ben Amerika'ya gittiğimde bir kişi dönüp bakmıyor bana. Burada hala bakıyor herkes. Bir yerde ben gidip şunu alabilir miyim diye dönüp bakıyorlar. Ama Amerika'da demiyor bunu. Amerika'da da Texas'tan bahsetmiyor. New York'tan bilmem nereden bahsediyorum. Ama burada da İstanbul'dayız yani. Muşvarto'da değiliz sonuç olarak. Daha yani şunu de demeye getiriyorum. Sen orada olan şeyi, orada kazanılmış hakkı. Ay bu da ne kadar güzel. Aynen böyle yapacağız diyemezsin. Ve ayrıca LGBTİ bireyleri de hepsi aymış. Dün her şeyi yalamış yutmuş diye düşünemezsin. Biz de 100. basamakta değiliz. Sen eğer biliyorsan buna ilgili. Bak arkadaşım bu transfobik dersin. O da ne transfobisi ayol dese bile. Bu sebeple böyle oluyor dersin. Ha öyle mi de öğrenin. Öğret o zaman. Ben mesela bunu yapmak istedim bir ara. Transların olduğu bir Facebook grubumuz var. Dedim ki kızlar gelin dedim şeyi konuşalım dedim. Belediyeden de bir yer isteyelim dedim. Hani transseksüellik nedir? Eşcinsellik nedir? Transseksüellikle eşcinsellik arasındaki farklar nedir? Falan gibi böyle. Bunu dedim konuşalım dedim. Öğrenelim dedim. Çünkü görüyorum bazı transseksüeller kendini işte eşcinsel olarak tanımlıyor. Travesti diyor bilmem ne diyor. Böyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Hani bilerek kendini eşcinsel ya da biseksüel tanımlamasından bahsetmiyorum. Bilmeden öyle tanımladığı için. Şimdi gidip de kişilere de kız sen de böyle yanlış biliyorsun. Yakın çevrensin söylersin. Ama genel olarak bunu bir tartışalım dedim. Ay neler yaptılar bana. Ay bunu herkes biliyor canım 2 yaşında çocuk da bilir falan. Dedim 2 yaşında çocuğum bildiğini bana anlatır mısın arkadaşım? Biri böyle karşı. Bilmiyor. Yani bilmiyor olunabilir. Anlatabiliyor muyum? 60 yaşında trans kadın bilmiyor olabilir. Senin translık algın da olmayabilir. Onun gördüğüyle senin gördüğün başka şeyler. Yaşadığın şeyler başka şeyler. Biz de kısaca toplayayım şöyle demek istiyorum. Yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız toplum, aldığımız kültür ne ki biz ne olalım? Biz de bu kültürün çocuklarıyız. Biz de dışarıda eleştirdiğimiz kadının çocuğuyuz, adamın çocuğuyuz, öbürünün kardeşiyiz. Biz hani bunun üstüne kafa yorabilenler, kendimizi dönüştürüyoruz, değiştiriyoruz bilmem ne, yapamayanlar da var. O ilk başta örnek verdiğim arkadaşım gibi. Kız nasıl zehir gibi beyni vardı. Hani kağlar kağısıydı. Bak nereye gelmiş. Sen onu bile alıp bir karanlığa hapsediyorsun. O da kendini orada zannediyor. Normalin o olduğunu zannediyor. Bir de bir insanlar kişisel deneyimiyle de bir yerlere geliyorlar. Yani onu da düşünmek lazım. Şimdi
bir yerde sen bir şeyler okumuşsun, bunun doğrusu budur diyorsun. Tamam, okey. Ama o insan da bir yerlere gelmiş. Ona da saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu zannediyorlar ki biz bu piyasada kendimizi var etmek için böyle susuyoruz da oturuyoruz. Bir de orada çar 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 bağıran aktivizmi yapıyor. Hayır canım. Ben kendimi gittiğim sette Kıvanç Tatlıtuğ'un bana sarılmasıyla aktivizmin zaten babasını yapıyorum. Oradan çıkıp metrobüse binerek de yapıyorum. Ya da patrona dönüp de bir trans atıyorum mekanda problem çıkardığında transları almıyoruz dediğinde böyle bir şey yapamazsınız diyebiliyorum. Patronuma diyorum bunu. Hı-hı. O almayabilirsin ama transları almıyorum diyemezsin diye. Ben bunu 10-12 yıldır savaşını veriyorum çalıştığım yerlerde. Hemen örnek veriyorum. O gece olmuştu bir gün. Dün diyorum kadın diyorum böyle diyorum. Vajinasını açtı burada böyle yaptı bilmem ne oldu diyorum. Kadınları almıyoruz diyor musun diyorum. De, o zaman transları da diyemezsin. Bizi biri aradığı zaman hani böyle bir mekansa ama. İşte ben travestiyim transım gelebilir miyim? Tabii ki biz insanların hani cinsiyetine bakmıyoruz. Cinsiyet kimliğine bakmıyoruz dersin. Ha kapıya geldiğinde senin dress koduna uymuyorsa alma zaten. İçeride rezillik yapıyorsa dışarı çıkar bana yani. Bu başka bir şey. Zaten sözünü edebileceğimiz yerde bunu söylüyoruz. Ama gidip de bilmem nerede atıyorum Antep'teki bir mekanda çıkıyorum. Orada da bir şey ona da ne kadar müdahale edebilir? Görürsem zaten ederim. Bunun duruma, zamana, yere göre davranmak gerekiyor. Öyle kimseyi de oturduğun yerden niye daha az görünürsün? Görünürsün ama niye bu renkte görünür değilsin dememek gerekiyor. Gökkuşağı boşuna yok arkadaşlar. O renklerin hepsi birbirinden farklı. İçinde siyahımız bile var gökkuşağımızda. Akbeyazımız da var, kırmızımız da var, falanımız da var, filanımız da. Biraz buradan yürümek gerekiyor. Seyhan, soracağım şeyleri de aslında sormadan da yanıtladın. Çünkü ben biraz görünürlükle ilgili neler de yapılmalıyı konuşalım istiyordum ama zaten konuştuk. Yani diyoruz ki aslında yerine göre de... Her yürüyüşü diyoruz. Evet. Her yürüyüşümüz onun. Gerçekten böyle. Benim için öyle hani aktivizm şurada yapınca böyle de işte sosyal politika yapınca okey de mecliste kendini gösterince okey. Hepsi gerekli. Her yerdeki her şey gerekli. Demiyorum kavga etmemek gerekli değil. Bazen cinkar çıkaran arkadaşlar o da gerekiyor. Öbürü de gerekiyor. Yani bu toplum da alışmak zorunda. Bizi belirli kodladıkları şeylerle ilgili. Evet, travesti dehşeti saçan da var. En hanımefendisi de var. Ilımlısı da var. Falanlısı da var. Filanlısı da var. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü trans demek bütün her şeyi aynı düşünen kişi demek değil ki yani. Cisgender'lar nasıl farklıysa biz de öyle farklıyız yani. Kesinlikle. Genellemelere biraz sinir oluyorum. Ama bunu herkes yapıyor. Hemşireler de aynısını söylüyor. Ay diyor ki ay bu hemşire milletinden bilmem ne. Hele o yani hepsi kendisi için aynı şeyi söylüyor. Bak ne diyoruz? Ay bu dansçı milletinden bıktım. Ne kadar ayarsızlar. İşte kıçını başına açık geziyorlar diyor. Hmm. Öbürü diyor ki ay trans milletinden bıktım. Öbürü diyor yani herkes aslında kendi şeyi için böyle. Veya memleketlerle ilgili de aynı şey tabii geçerli. Yani bu Yozgatlılardan bıktım. Gerçekten Yozgatlı demeye usandım falan diyen de var. Yani bu genellemeler hep var. Sadece inanmamak gerekiyor. Öyle bir şey yok. Yozgatlılar şöyledir diye bir şey yok. Tabii ki aldığı kültürler benzeşebilir. Translar için de aynı şey olabilir. Ama genellemek zaten yanlış bir şey yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmiyoruz üstünden geçmediğimiz bir şey kaldı mı ama tabii bu belli konsepte olan belli bir yayın. Umuyoruz ki hem yeni medya projesi hem de Küründen Kabare'yi de oynayabildiğin kadar oynarsın. Bu yeni projeyi İnşallah de görürüz. Ve başka şeyleri de. Çok teşekkür ediyoruz Seyhan. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Hani konuşacağımız şeyler anlamında da konuş sabaha kadar bitmez. Gerisinde başka zaman konuşuruz. Başka mecrada konuşuruz gerekirse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendine iyi bak, hoşça kal. İyi akşamlar, bay bay. İyi akşamlar, bay bay.